İlk önce birini bulacaksınız. Karşı cinsten ama insan olacak bir de. Karşı cinsten Türk Medeni Kanunu'na göre karşı cinsten bir hayvan da olmaz. Türk Medeni Kanunu mesela yurt dışında duymuşsunuzdur mesela. Benim favorim pizza ile evlenen. Aynada kendiyle evlenen, halıyla laptopunu çok severim. Benim favorim pizza gerçekten. Sevgilim var mı bu arada? Peki, herhangi bir sebeple biterse? Yaz kızım. Evet arkadaşlar, umut ediyorum cezadan sonra biraz uzun bir video boğulmamışsınızdır. Şimdi medeni hukuka geldik. Birazcık daha tatlı, daha eğlenceli bir kısım. Özel hukuk kısmı zaten daha böyle, daha günlük hayat aslında. Çünkü evlenmeler, boşanmalar, nişanlanmalar, aldatmalar falan, kaybolmalar, ölmeler birazcık daha fazla günlük hayat. Şimdi o kısma geleceğiz. Kamuyu kapattım. Anayasa, idare ve yargılama kısmını ünitelerde göreceğimiz için onları sonra uzun uzun bakacağız. Şimdi özel hukuk bu ünitenin aslında tam anlamıyla bel kemiği. Ve buraya girerken şimdi özel hukukta kamu hukuku ayrımı ya da bir de karma vardı sonradan gelen. Ayrım yaparken şöyle bir şey yapmıştık hatırlıyorsanız. Eğer taraflar devlet kişi de olsa, devlet baskınsa kamudur, eşitlik varsa özeldir diye, değil mi? Devlet herhangi biri gibiyse dedik. Şimdi özel hukukun kendi içerisinde 4 tane alt dalı vardı. Medeni, borçlar, ticaret ve devletler özel. Zaten özelden zahmet olmazsa özel de olsun. Şimdi benim için burada en önemli olan medeni. Medeni hukuk çok önemli gençler. Çünkü bu ünitenin aslında çok uzun bir kısmı medeni hukuk çevresinde dönüyor. O yüzden eğer burayı halledebilirseniz bence güzel fark atarsınız. Birinci ünite ve idare hukuku ünitesi, yani medeni hukuk ve idare hukuk kısmını yapıyorsanız farkı atabileceğiniz yerler yasama, yürütme, yargıyı, ortalama, sınava göre herkes gerçekten yapabiliyor. O yüzden konu müfredat içerisinde bu kısmı, medeni hukuk kısmını ve idare hukuk kısmını bence es geçmeyin. Böyle bir tık daha ilgileneceğimiz yerlerden biri. Şimdi medeni hukuk niye önemli? Çünkü diyor ki özel hukukun varlığı 4 alt dalından en geniş, en kapsamlı dalıdır. Ve doğumdan ölüme kadarki sürece, hatta ölümden sonrasını derken öbür taraf için değil, kalanlar için, yani ölmüş kişinin kalan eşyası var, mirasçısı olacak ya. O yüzden kalanlar için her şeyi düzenliyor. Nasıl? Çünkü medeninin kendi içerisinde 4 tane bir de ayrı alt. Onun da alt dalı var, onun da alt dalı var. Burada kesecek ama Allah'tan. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, ki en az ilişkinizin olduğu bu galiba. Ve son olarak da miras hukuku diye. Şimdi doğdunuz, kişiliğinizi kazandınız. Sonra işte aile kurdunuz. İsterseniz aileyi dağıttınız. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. Eşya aldınız, sattınız, öldünüz, mirasınız kaldı. Şimdi diyor ki hayat bundan ibaret. İster 100 yıl yaşa, istersen 1000 yıl yaşa. Bu dünyaya geldin ve hiçbir hukuk dalıyla muhatap olmadan öleceğim ben diyorsan başarabilirsin medeni dışında. Çünkü hiçbir şey yapmasan doğup öleceksin. Böyle bir durumda medeni ile muhatap olmadan geçme şansınız yok. Bu ünitenin medeni hukuk içerisinde olması ve KPSS kapsamında memur olarak kadrosunu alacağı kişinin bunları biliyor olması çok normal o yüzden. Çünkü en azından bu süreçte günlük hayattaki süreci biliyorsunuz aslında, haberiniz olsun. O yüzden kişiler, aile, eşya ve miras medeni hukukun alt dalıdır. İşte süreci tamamlamış oluyoruz. Kişiyle başlıyorum gençler. Sonra bunlardan kişi kısmını daha ayrıntılı göreceksiniz. Şimdi ben hukuken kişiyim ve hukuken varım. Ben burcuyum ve varım diyorum. Şimdi benim varlığımı ispatlayabilmem için, yani ben varımı ispatlayabilmem için benim bunu ispatladığım bir belgenin bir şeyin olması lazım. Var olduğunu, mesela ne bileyim sen de burcu değil Ayşe olduğunu, burcu değil de Ahmet olduğunu nasıl ispatlarsın? Bunu nasıl ispatlayacağım ben? Kafa kağıdıyla. Buna kafa kağıdı diyoruz değil mi? Şimdi kimlik kartı deniyor. Eskiler kafa kağıdı diyor. Nüfus cüzdanı diye de kullanabilirsiniz. Kişi dediğinizde aklınıza her ihtimalle nüfus cüzdanı gelecek. Bu genel bir kodlamadır. O yüzden lütfen nüfus cüzdanı olarak düşünüyorsunuz. Dediğim gibi kimlik diye de kullanabilirsiniz. Ben nüfus cüzdanı diye kullanacağım çünkü şimdi yeni kimlik kartlarında çok az bilgi var ya. Yani adını soyadınız falan yazıyor sadece, anne adı baba adı falan, bu kadar. Ben imza bir şey. Nüfus cüzdanı, eski nüfus cüzdanlarında daha çok şey var. Şimdi diyelim ki ben birinin nüfus cüzdanını aldım. Onun nüfus cüzdanını alsam ben onun neyini öğrenirim?
adını, soyadını, memleketini, ana adı, baba, cilt ne o, sıra ne o, kimlik numarasını, cinsiyetini, her şeyini öğrenmiş olmaz mıyım? Medeni hali ne olur olay dışı bırakın. Yani nüfus cüzdanına baktığımda medeni hali görmek, nüfus cüzdanından konuştuğum için. Medeni hal dışındaki geriye kalan her şey o kişinin kişisel halidir. O yüzden diyor ki kişiler hukuku ile alakalı, yani olay dönüp dolaşıp bir şekilde kişilerden bahsediyor ve nüfus cüzdanına dokunuyorsa orada kesinlikle kişiler hukuku vardır. Mesela diyor ki işte kişiler, kişi türleri, kişiliğin başlangıcı, kişilerin ikameti, işte özel sicilleri. Tamam, bunlar kişiler kişiler diyor ki, diyor bilirim ama şimdi diyelim ki ben bir gün adımı değiştirmek istiyorum gençler. O zaman nüfus cüzdanım değişecek. Ya da ben bir gün tıbbi ve hukuki haklarınızı kazanırsanız, diyelim ki bir gün cinsiyetimi değiştirmek istiyorum. Yine nüfus cüzdanım değişmeyecek mi? Şimdi soru şu, olay nüfus cüzdanına değiyor bakın. Cinsiyetin değiştirilmesi aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin konusudur? Nüfus cüzdanı değiştiğine göre kişiler hukukunun. Adın değiştirilmesi aşağıdaki hukuk dallarından hangisinin konusudur? Kişiler hukukunun. Dolaylı olarak aslında konuları belirlemiş oluyorsunuz ve bunu birden sonraki kişiliği kaybettiğimizde bir başlığa bağlayacağım. O aklınızda kalsın bir kenarda. Geliyorum aileye. Aile kurmak için, yani aile hukukunun konularına bakmadan önce, aile kurma süreci ve aileyi dağıtma sürecinin tamamı bunun içerisinde aslında. Aileyi kurmak için ilk önce ne yapıyorsunuz? İlk önce ne yapacağız Furkan? Aileyi kurmak için. Hadi bakalım, yine aynı yere geliyoruz. Ne yapalım? Belediye. Ne yapacağım, belediyeye müracaat edip? Tek başına sana şey mi hani? Aferin. İlk önce birini bulmak lazım çünkü, değil mi? Evet, durum çok vahim. İlk önce birini buluyorsunuz. İlk önce birini bulacaksınız karşı cinsten, ama insan olacak bir de. Karşı cinsten Türk Medeni Kanunu'na göre karşı cinsten bir hayvan da olmaz. Türk Medeni Kanunu mesela yurt dışında duymuşsunuzdur mesela. Benim favorim pizza ile evlenen. Aynada kendiyle evlenen, halıyla laptopunu çok severim. Benim favorim pizza gerçekten. Pizza ile evlenen. Türk Medeni Kanunu'nda İki karşı cins insan evlenebilir diyor. Allah'tan bir sınır koymuşlar bizde. O zaman ilk önce bir karşı cinsiniz var. Hemen sonra belediyesin sen. Sevgilin var mı bu arada? Peki evlenmek isteseniz böyle bir durumda direkt hemen kızın elini tutup belediyeye mi gideceksin? Ne olacak? İlk önce Türk kültürünü bağlı bayağı bir... Değil mi? İlk önce söz sorun iş. Ya. Bak ne kadar bilmiyorsun süreci. Değil mi? Aslında ilk önce bir tanışmalar falan bu süreç. Ve bunu aile yapısı veya gelir düzeyi veya eğitim düzeyi ne olursa olsun ortalama herkesin yaptığı bir şey değil mi gençler? Ya şimdi kendi aileniz falan da evliler de varsa. Yani ben bu süreci yaşamadan evlenen duymadım. En azından çevremde görmedim. Yani mesela öğrencilere falan da soruyorum. Hiç denk gelmedim. Yani öğrencinin biri şey demişti çünkü. Yani hocam böyle bir şey olursa ben büyük ihtimalle yani evlenirim ve giderim o şehirden. Yani bu süreçler olmadan. Çünkü toplum galiba buna henüz hazır değil. Yani o yüzden bu süreçleri maalesef diyorum bazıları için çok üzgünüm ama ben de maalesef bu süreçleri yaşayarak o aile kurma sürecine gitmek zorundayız. Şimdi tanıştı diyor mu? Birini bulduk, aşık olduk, güvendik. Hiçbiriyle ilgilenmiyorum. Çünkü hukuk da ilgilenmiyor. Çünkü gerçekten sıfır romantizm bizde. Geriye kalan süreçleri sen yaşa. Romantizmi sen yaşa. Sen bana hukuki şeylerle gelmen lazım. İşte bu hukuki süreci nasıl başlatacak? Aile kurma işlemi hukuki olarak, yani resmen nerede başlıyor biliyor musunuz? Nişanlanma ile başlıyor. Yani nişanlanma medeni kanunun aile hukuku kısmında tanımlanmış bir şeydir. Diyor ki nişanlanma evlenme vaadiyle yapılan harekettir. Yani aslında böyle bir vaatle yola çıkmış olduğunuzun resmi ilanını yapıyorsunuz. Zaten genelde de şöyle oluyor. Nişan yapıyorsa ki nişan davetlisi falan da basılıyor artık. Yani bu ispatlı da bir şey oluyor. İşte nişan esnasında birileri artık ya da kalabalık kim varsa partnerinizin eline tutuyorsunuz. İkiniz de beraber aslında ilan ediyorsunuz oradaki insanlara. Şunu diyorsun hani biz evleneceğiz. Yani o resmi yola çıkıyoruzun ilanını yapmış oluyorsunuz. Ve nişan diyor ki öğrenci hocam niye söz yok? O zaman flört de olsun. Şimdi niye nişan var biliyor musunuz çocuklar? Şimdi nişanlanma sürecine girene kadar aslında şu girmiyor devreye tam olarak. Nişanlanma söz falan da çok resmi değil. Aile arasında hani söz kestik ama belli değil olabiliyor ya. Şimdi tamamen çok üzgünüm ama kültürel gidiyor burası. Nişanlanma olduktan sonra şu giriyor devreye işte. O yüzden bir konuda para varsa
hemen hak arıyorsunuz. Bir eğer hakkınızın çünkü yenilme ihtimali de çok yüksek. Oradan zarara uğrama ihtimaliniz çok yüksek. Para var, hukukta düzenleme vardır bir konuyla alakalı. O yüzden nişanlandığınızda karşılıklı hediyeleriniz olabilir. Karşılıklı bir yola girdiğiniz için otomatikman masraflarınız olacak. Eğer nişanlanma, evlenme dışında herhangi bir sebeple biterse... Yaz kızım. Aldatılmış olabilirsiniz diye. Medeni bir bitmede problem yok bu arada. Medeni bir şekilde ayrılıyorsanız karşılıklı olarak halledebilirsiniz. Halledemediğinizde, misal diyelim ki benimle ailem çok zengin, onun için nişanlanmış, onun için aslında evlenmek istemiş. Ya da ben kendim zenginim ya da zengini diyemedim. Kendim zenginim ya da mevkiim, makamımdan dolayı, hani herhangi bir sebepten dolayı ya da beni aldatmış. Böyle bir durumda eğer nişan sona ererse haliyle o süreçteki masraflarınızı ya da daha doğrusu uğradığınız zararı karşılanmasını isteyeceksiniz hatırlıyorsanız. Tazminatta böyle bir şey vardı. Bunun olabilmesi için de hukukta düzenleme yapılmış olması lazım. O yüzden evlilik dışında herhangi bir sebeple biterse olağan dışı hediyeler, yani normal rutin hediyeleri saymayabilirsiniz. Orada yapacak bir şey yoktur. Çünkü hediye dediğiniz şey kendi gönlünüzde çıkmıştır. O genelin üstündeki şeyler için veya herhangi bir psikolojik şiddete veya cinsel bir şiddete uygulanmış olabilirsiniz. Buna maruz kalmış olabilirsiniz, aldatılmış olabilirsiniz. Tazminat davasıyla bunların zararın tazmin edilmesini isteyebiliyorsunuz. O yüzden aile hukuku nişanlanmayla başlıyor. Artık o kadar dayatmışız ki kanun bunu düzenlemek zorunda kalmış. Nişanlandıktan sonra evleniyoruz biliyorsunuz biz. Sonra evlendik. Sonra boşanabilirsiniz artık, bu da normal. Çocuk varsa ortada, velayet ve bir de vesayet diye bir şey var gençler. Bunu bir dinlemenizi isteyeceğim. Şimdi aile hukukunun konularını ortalama çıkartırız. Çünkü çok belli zaten, bariz. Nişanlanmanın düzenlendiğini biliyorsan çıkartırız ama şu velayet ve vesayete bir bakmanızı isteyeceğim. Eğer kişi velayet altındaysa velisi, vesayet altındaysa da vasisi vardır. Ne dedim ben? Aynı kökler. Sessiz harfleri sırası bile aynı gidiyor. Veliyi biliyorum ya da velayeti biliyorum. Ben zaten kendim de yaşadık bunu biliyoruz. Vesayet de bir yerde daha ayrıntılı göreceksiniz ama çok kısa ufacık bir değineceğim. Diyor ki normal mesela alışkanlıkların bir tık üstüne çıkmaya başladığınız an itibarıyla bağımlı olmuş oluyorsunuz. Bağımlılıkla alışkanlık birbirinden başka şeyler. Telefonuma oyun yükledim, oyun oynuyorum, başka bir şey. Oyun bağımlılığı diye bir şey var, bu başka bir şey. Ya da kumar, yani arkadaşlarla oyun oynuyoruz, arada bir tek içiyoruz, başka bir şey. Alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı başka bir şey. Diyor ki işte hayatının o rutinini, genel doğal akışını bozacak derecede bir alışkanlık bağımlılığa dönerse haliyle yani artık kendini durduramıyorsundur. Bu durduramama halinden ötürü seni durdurmak için biri gelir. Mesela deli gibi alışveriş yapıyor olabiliriz. Alışveriş manyaklığı diye bir şey var mesela ve cinsiyeti de yok bu işin. Kadını da var, erkeği de var. Böyle bir durumda kendini durduramıyorsan seni durdurabilmek için gelen kişi aslında nasıl velide imza yetkin vardı, imza atamıyordun, vasiinde de imza yetkin var. Diyelim ki benim babam Allah korusun diyelim ki kumar bağımlısı ve adam maaşını çekiyor, ne bileyim evi sattı, eşyaları satıyor, kredi çekiyor. Haliyle bizim de hayatımızı etkiliyor. Sadece kendi parası ve kendi karar veriyor gibi bir durum söz konusu değil burada. Bize de dokunuyor. Böyle bir durumda hayatını rutin şekilde yaşayamıyor. Mahkemeye gidiyorum. Diyorum ki bakın böyle böyle benim babam kumar bağımlısı. İspatlarla deliliniz olmazsa ve kesinlikle kanuni bir şekilde elde etmeniz gerekiyor. Delillerle gidiyorum. Diyorum ki benim babam böyle böyle. Lütfen babamın vesayetini almak istiyorum. Beni babamın vasisi yapın diyorum. O an itibariyle mahkemenin, benim talebim üzerine zaten çekişmeli bir şey değildir. İspatlarla hemen olacak bir şey. Ben vasisi oluyorum. Babamla benim aramdaki ilişki artık vesayet ilişkisi olmuş oluyor. Şimdi buradaki durum çok özet, ayrıntılarıyla fiil ehliyetinde göreceksiniz. Şimdi vesayet, hadi velayet aile hukukunun konusu. Vesayet niye aile hukukunun konusu? Aslında anlattığım örnekten çok bariz. Şimdi benim babam kumar bağımlısıysa bundan sana ne?
Ya da senin annen alkol bağımlısıysa bundan bana ne? Şimdi ben niye senin tanımadığın birinin imza yetkisini hukuk zaten bana versin ki? O yüzden genel kural aslında vasilerin aile içerisinden çıkması. Yani aile içerisinde birine zaten bir de bizden biri söylemezse devletin nereden haberi olacak ki o kişinin kumar, alkol bağımlısı bir şeyler olduğundan. O yüzden vasiler genel kural olarak aile içerisinden çıktığı için vesayet ilişkisi aile hukukunun içerisinde düzenlenmiştir deyin. Kapatın, çok da detaya girmenize gerek yok. Şimdi... Özel bir durum ve çıkmış sorunuz var. Gene bir yıldız kalp hak eder bence bu. Bir konu dağılımı yapmışlar. Kişiler hukuk, işte kişiliğin başlangıcı, türleri, sona ermesi, işte sicilleri, ikametleri falan falan falan. Ve diyor ki ve hısımlık bilgileri kişiler hukukunda düzenlenmiş iken soy bağı gençler... Birleşik yazılıyor galiba. Soy bağı aile hukuku içerisinde düzenlenmiştir. Nasıl sordu? Direkt tanımı vererek bu hangi hukuktur diye sordu. Haberiniz olsun. Kişi türleri, kişilerin kişisel sicil durumları, ikametleri ve hısımlık bilgilerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir dediler. Hısımlığı görünce bir durdu insanlar ama özellikle ayrıntılı göreceksiniz. Dikkat ediyorsunuz. Buradan soru geldiğinde en çok karşınıza çıkabilecek iki ayrımdır. Hısımlık kişiler hukukunun, soy bağı ise aile hukukunun konusudur gençler. Son iki yeri konuşup kapatacağım, rahat olun. Bu kısmı da kapatıyoruz. Bir sonrakinde artık kişileri ayrıntılı görerek geleceksiniz. Eşya hukukuyla alakalı hiçbir şeyiniz yok. Bazı yerlerde bir iki tane sadece kelime, yani böyle takıldığınız kelimeler olabilir. Onları da hakları ve türlerini anlattığımda değineceğim. Hiç kafanızı bulaştırmayın o yüzden. Eşya hukukuyla alakalı. Yeri geldikçe dokunacağım, korkmayın. Miras hukukuyla alakalı da gene bir iki tane terim verip kapatayım. Mesela miras bırakana yine sessiz harfler gitsin. Muris denir. Yani sana ne bileyim babaannenden bir şey kalacaksa babaannen öldüğünde miras. Yani o mirası bırakan kişiye muris diyoruz. Ölen kişinin kalan her şeyine, her şeyden kastım şu ama borçlarına ve haklarına tereke denir. Yani bir kişi öldüğünde ki artık son zamanlarda ülkeye bakarsak çok da kişinin alacağı veya malı değil sanırım daha çok borcu kalıyor gibi bir durum söz konusu. İşte bunun kalan her şeye, haklarına ve borçlarının tamamını tereke ediyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Bu arada tereke bir paket. Yani diyelim ki işte dedenden, babaannenden sana bir miras kaldı. Ve kalan mirasta evi var, arabası var. Belki birilerinden alacağı var ama borcu da var. Şöyle yapamıyorsunuz. Yani paketi bölme şansınız yok. Yani ben evi, arabayı alayım, borcu reddedeyim deme şansınız yok. Ya tamamıyla terekeyi alıyorsun ya tamamıyla terekeyi reddediyorsun. Reddi mirası yapabilmeniz için 3 aylık bir mühletiniz var. 3 ay içerisinde bu hakkınızı gidip reddi miras yapıyorum deyip mirası reddediyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde bu süre içerisinde reddi miras hakkınızı kullanmazsanız zımni kabul kafasıyla dolaylı olarak aslında bunu kabul ettiğiniz, o zaman sesini çıkarmadıysan demek ki kabul ettin. O zaman miras yani terekeyi kabul ettiğiniz varsayılıyor. Böyle bir durum söz konusu olursa çok fazla yapılan bir şeydir. Yani böyle hani Türk insanı biraz, çünkü şey dedi öğrencinin biri, hocam anamdan babamdan kalmış onun borcu benim borcumdur dedi. Yani bu zihniyetle düşünüyorsanız siz bilirsiniz ama bu da çok normal. Hukuki bir hak kullanıp kullanmama size kalmış. 3 ay içerisinde yapabilirsiniz gençler. Burayı kapatıyorum. Kişiler hukukunu ayrıntılı bir şekilde görmek için bir sonraki videoya top atıyorum. Hadi görüşürüz.